Asıl amacı bu projenin bu kültürel unutulmaya yüz tutmuş değeri çok bilmeyen ambarları tekrar gün ışığına çıkarmak. Önleyici koruma çalışması açısından çok önemli. Önleyici korumanın ilk adımı tespittir. Antalya'nın Elmalı ilçesinde tarihi binlerce yıl öncesine dayandığı tahmin edilen arı serenleri ve tahıl ambarları kayıt altına alındı. Kırkambar projesiyle geleneksel kırsal mimari mirasın korunmasına katkı sağlanması amaçlanıyor. Elmalı'nın 60 köyündeki mevcut tahıl ambarlarının ve arı serenlerinin belgelenmesi üzerine somut ve somut olmayan değerleriyle bir dijital arşiv üzerine sayısallaştırılması, tanıtımının oradan yapılması ve aynı zamanda şu an başlayan sergilerimiz gibi farkındalık çalışmalarıyla da tanıtmak. Elmalı tahıl kültürünü, tarım kültürünü ne kadar önemli olduğunu bugüne gelirken Antalya'nın onu biraz vurgulamak. Proje Büyükşehir Belediyesi, Elmalı Belediyesi, Antalya Kültürel Miras Derneği ve Avusturya Diskeres Derneği tarafından ortaklaşa yürütülüyor. Proje kapsamında Elmalı'nın 60 köyünde 1658 tahıl ambarı ve 79 adet arı sereni kayıt altına alındı. Günümüzün dolapları düşünün, evlenecek kızların çeyizine varıncaya kadar bu ambarları saklandığını biliyoruz. Ama tabii ki yavaş yavaş her kültürel varlıkta olduğu gibi bunların da kullanımı azalmış ve kaybolmaya doğru gitmekte. İşte bizim amacımız da bu ambarları gelecek nesiller aktarabilmek Yaklaşık bir yıldır sürdürülen saha çalışmalarının ardından tanıtım çalışmalarına başlandı. Bu kapsamda Elmalı'dan Kara Parkı'na taşınan geleneksel tahıl ambarı ziyareti açıldı. Arkamızda gördüğümüz ambar kenet sistemiyle yapıldığı için sökülüp takılıyor. Çivi kullanılmadığı için uzun süre dayanmasının en önemli nedenlerinden bir tanesidir. Taş üzerine veya platform üzerine konu o da suyla temas etmesin diye. Tarihi tahıl ambarları Likya mimarisinin izlerini taşıyor. Dayanıklı ve uzun ömürlü olmasını sedir ağaçlarından yapılmasına borçlu. Elmalı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Durmuş Altan, sedir ağacının önemini vurguladı. Tağıl ambarların en önemli özelliği sedir ağaçından yapılmasıdır. Sedir biliyorsunuz antik dönemde kutsal bir ağaçtır. Kullanılması, işlenmesi en kolay ağaçlardan bir tanesidir. Buradaki bakliye geyatlar, arpadır, buğday vesaire bunları koruyan en önemli aslında unsur ambar değil bence sedir. Sedir ağacı da o yüzden bu ambarlara değer katıyor. Arı serenlerinin tarihinin 5000 yıl öncesine kadar uzandığı biliniyor. Arıların ürettiği balı yaban hayvanların dan korumak için inşa edilen serenler Elmalı'nın yaylalarında bulunuyor. Biçim ve inşa teknikleri açısından dünyada benzeri yok. Geleneksel halk mimarisi örneği olarak karşımıza çıkıyor. Kuru duvar tekniği ile yapılıyor taş ve ahşap 4 metreye varan bir kule yapılıyor. Ahşap plakalar üzerinde kara kovanlar yerleştiriliyor. Bu kara kovanlar yine sedir ağacı ya da ardıç ağacından içi oyulan kütük şeklinde iki tarafı kapatılan. içinde işte arılar bal üretiyorlar. Kültürel miras haritası çıkarılan arı serenleri ve tahıl ambarlarının Antalya'da alternatif turizm olanaklarından faydalanmak isteyen turistlerle buluşturulması hedefleniyor. Antalya Kültürel Miras Derneği Başkanı ve Proje Koordinatörü Doktor Selda Baybo Ulusal Kanal'a konuştu. Tabii ki bunlar kırsal miras, kırsal turizm, alternatif turizm çok değer kazanmış durumda. Gelip bu ambarların olduğu köyleri gezebilir, hani yürüyüş turları olabilir, bisiklet turları olabilir gelecekte. Yani böyle bir Antalya'nın alternatif turizm alanı da aynı zamanda yayla turizmi anlamında önemli bir bölge olacağını düşünüyoruz. Projenin saha çalışmalarına eşlik eden ressam sanat tarihçi Terence Mikail Patrick Dogan'ın yağlı boya ve kara kalem resimlerden oluşan sergisi 1 Haziran'a kadar görülebilecek.